Merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Ben bugün size hipospadyas nedir, peygamber sünneti nedir? Bununla ilgili kısa bir videosunum olacak. Hipospadyas, yani halk arasında peygamber sünneti, penisin ön tarafındaki sünnet derisinin eksik olması ya da idrar kanalının orijinalinden daha farklı bir yerde olmasıyla karakterize bir hastalıktır. Genellikle doğum esnasında çocuk doktorları tarafından tanık olunur. Sünnet derisi ön tarafta eksik olabilir ya da idrar deliği normalden daha aşağıda, yani skrotum dediğimiz torba bölümüne daha doğru olabilir. Burada hipospadyaz çeşitlerini görmektesiniz. Burada gördüğünüz gibi idrar deliği bazılarında orijinal idrar deliğinin yerine yakın, bazı yerlerde de skrotuma doğru, yani torbaya doğrudur. Burada hafif formları ve ağır formları olarak ikiye ayırmak mümkündür. Eğer idrar deliği çok aşağıdaysa, o zaman biz bunu ağır form ya da idrar deliği orijinal yerine yakınsa hafif form olarak adlandırıyoruz. Hipospadyasın sebebine bakacak olursak, hipospadyasın sebebi etiyolojisi tam olarak belli değildir. Ama babasında hipospadyas olan çocuklarda daha olma olasılığı birazcık daha fazladır. Yani birazcık da ırsidir. Ama son dönemde hayatımıza giren kimyasallar nedeniyle de hipospadyasın görülme olasılığında bir miktar artış görülmüştür. Hipospadyas için en uygun yaşlar 1 ila 3 yaş arasındadır. Yaş ilerledikçe operasyonun başarı ihtimali düşebilir. Operasyon sürecine bakacak olursak, operasyon 1 ila 3 2 saat arasında sürebilir. Operasyondan sonra bebeğin ya da çocuğun sondası olacaktır. Sonda duruma göre 4 ya da 5 gün üzerinde kalabilir. Pansuman ile beraber taburcu olur. Yani yara bakımı yeterlidir. Ameliyattan sonra yoğun ağrılı bir süreç gelişmez genellikle. Çocuklar bu süreci rahatlıkla tolere ederler. Ameliyattan sonra nadiren idrar deliği yukarı alındıktan idrar deliği penis ucuna alındıktan sonra nadiren penisin alt kısmına başka bir delik, yani fistül açılabilir. Çocuk iki yerden birden idrarını yapabilir. Bu nadiren gelişen bir olay. Yeni yapılan tekniklerle, hipospadyaz teknikleriyle artık fistül gelişme ihtimali de giderek azaldığı gözlenmiştir. Hipospadyaz ameliyatı ile ilgili kısa bir animasyon yayınlayacağım. Burada bir fikir sahibi olabilirsiniz hipospadyaz ameliyatı ile ilgili. Bunun dışında beni dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.